Maç biraz sonra başlayacak. Ben size hemen takım kadrolarını vermek istiyorum. Karşılaşmaya Fenerbahçe kalede Engin, 2 Tayfur, 3 Semih, 4 Kemalettin, 5 Oğuz, 6 Mecnun, 7 İlker, 8 Bülent, 9 Nisan, 10 Pingel, 11 Aykut üzerinde çıkıyor. Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rüştü, 13 Emre, 14 Aygün, 15 Ali Nail, 16 Toprak, 17 Müjdat, 18 Nuri. İlerleyen dakikalarda teknik direktör Holger Osijek'ten görev bekleyecekler. Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin var. 2 Mapeza, 3 Bülent, 4 Sedat, 5 Kuzmanovski, 6 Tugay, 7 Yusuf, 8 Saffet, 9 Hakan, 10 Suat, 11 Hamza. Galatasaray'da yedek kaleci Nezih'i, 13 Bekir, 14 Kubilay, 15 Arif, 16 Küçük Hakan. İlerleyen dakikalarda Rainer Saftik'ten görev bekleyecekler ve şu anda İstiklal Marşı'mız. Dev maç az sonra başlayacak. Karşılaşmaya Galatasaray başlıyor. Suat, Sedat, Kuzmanovski, Yusuf. Evet, bu maçı sizlere değerli yorumcumuz Sayın Can Bartu ile beraber nakledeceğiz. Evet Sayın Bartu, maç yeni başladı. İki takım hakkında sizden bir yorum alalım. Şimdi iyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi iki tane çok önemli kulübümüz bugün karşılaşıyorlar. Birisi Galatasaray, birisi Fenerbahçe. Tabii bunun arkasından da bir de Beşiktaş gelecek. İlker Oğuz'a doğru kullanacak dışını. Oğuz kaptırıyor topu. Şimdi Galatasaray atağı. Saffet. Tayfur var karşısında Saffet'in. Tayfur'un müdahalesi. Topu hala Saffet'te. Şimdi pasını verdi Hamza. Ceza sahasının orta. Hakan'ın kafası Engin son anda topu çıkarıyor. Tayfur. Aykut'a doğru bir top. Aykut. Fenerbahçe hata. Pingel ceza sahası içine girmek istiyor. Pingel. Gol pozisyonunda. Pingel vuruşunu yapıyor. Topa sahasına çıkıyor. Evet, karşılıklı gol tehlikeleri ve Pingel'in vuruşunda top asfalt tarafta çıktı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Pingel ceza sahası içinde uygun pozisyonda vuruşunu yapıyor, top asfalt tarafta çıkıyor. Şimdi Galatasaray atağı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Semih var karşısında Yusuf'un. Mapeza'ya bir pas vermek istiyor fakat pas isabetsiz. Kuzmanovski. Kaptırılan bir top. Oğuz. Bülent. Tekrar Aykut'a top. Aykut ceza sahasına hareketlenmek istiyor. Aykut ceza sahasına. Gol pozisyonunda Aykut'un vuruşuna top out'a çıkıyor. Evet, Fenerbahçe bir gol pozisyonuna daha girdi Aykut'ta fakat Aykut'un vuruşuna top out'a çıkıyor. Bu arada Pingel orta sahada sakatlık geçiriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Tabii Aykut şimdi adam bulamadı verecek, yani o niyetle gitti oraya. Bakındı, bulamayınca markajda geldi oraya diğer Fenerbahçeli oyuncu. Bülent'ti bu. Veremeyince denedi kendini şut ama yanlış yere vurdu bu. Öteki tarafa doğru biraz yukarı kaldırsaydı. Evet, bu arada Pingel'in sakatlığı ciddi ve sedye ile oyun alanının dışına taşınıyor Pingel. Evet, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanan Danimarkalı Pingel'in yerine Ali Nail oyuna giriyor. Tugay. Pası isabetsiz Oğuz. Fener daha çabuk oynamaya, daha çabuk ileri gitmeye çalışıyor. Nisan'ın uzun pası Bülent ceza sahasına girdi. Bülent ceza sahasında açısı dar. Bülent'in vuruşu kale cehennetinde kaldı. Görüntüde Bülent. Kemalettin Fenerbahçe hata devam ediyor. Kemalettin'in derinlemesine pası. Mecnun'a gelmeden Bülent karşıladı. Şimdi Fenerbahçeli Bülent'e top. Bülent'in uzaktan vuruşu topağlarda gol. Bülent'in uzaktan vuruşu topağlarda gol. Karşılaşmada 30. dakika ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Gol Bülent. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Şimdi çok güzel bir gol attı ama Bülent kalecinin de tabii çok büyük bir hatası var. Tabii bir yerde de top yere indi. Tam yani müdahale edeceği vakit. Yani bir yerde de kalecinin şanslı ama çok kötü yenilmiş bir gol. Yalnız Fenerbahçe hem topu kullanıyor, hem çabuk oynuyor, hem de ileriye doğru oynuyor ya. Bu eski geçen seneki adetini kaldırmış yani, futbolu ileriye doğru oynuyor. Bu da çok önemli. Şimdi burada normal bizdeki olduğu gibi UEFA, FIFA'yı falan kimsenin taktığı yok.
sedye medya da yok, kimse de yok. Aynen öyle, eski hamam eski tas gidiyor. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına gelen top. Kafa ve top ağlarda. Gol Sedat. Galatasaray beraberliği yakılıyor Sedat'ın golüyle. Karşılaşmada 36. dakika. Sedat'ın golü ve Galatasaray 1, Fenerbahçe 1. Defanstan ileri çıktı serbest vuruşta. Sedat kafayı vurdu ve takımına beraberliği getiren golü attı. Golü tekrar izliyoruz. Tugay'ın ortası Sedat. Güzel yükseldi. Vurdu kafayı ve durum 1-1. Tabii Fenerbahçe defansını bundan evvel bağırıyordu. Evet, golü tekrar izliyoruz. Tugay'ın ortası. Sedat vurdu kafayı ve topu alardı. Galatasaray Saffet'le atakta. Suat'ın önünde boş bir alan var. Şimdi Suat'a doğru pas. Engin de çıktı kalesinden. Suat. Engin üzerinden aşırdı topu. Suat fakat son anda araya giren Semih. Evet, Semih golü önledi ve Engin'in hakem Serdar Çakır'a itirazları var. Ali Nail'in önünde boş bir alan var şimdi. Ali Nail ceza sahasının ortasını yaptı. Ali Nail Aykut kafayı vuruyor. Top direğe vuruyor ve orada çıkıyor. Fenerbahçe adına kaçan bir gol fırsatı. Nefis bir pozisyon. Güzel bilerek bir orta ve Aykut'un uçarak attığı kafa. Mükemmel. Şanssızlık yani bu top. İçeri de gelebilirdi. Oyunu takibi. Yine karşılıklı gol tehlikeleri. İlk yarının başında da böyle gol tehlikeleri olmuştu ve biraz oyun daha sonra yavaşlamıştı. Şimdi ikinci yarı iki takım da tekrar hızlı başladı. Nisan. Mecnun. Nisan. Taş Fenerbahçe'nin. Evet, biraz önce yarım kaldı Hakan'ın gol fırsatından önce sözümüz. Pingel, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Fenerbahçeli Pingel tam 3 ay sahalardan uzak kalacak. Evet, yan bağları kopan Pingel 3 ay Fenerbahçe formasını giyemeyecek. Şimdi tekrar oyundayız. Ceza sahasına derinlemesine pas. Oğuz dönen topu karşıladı. Oğuz. Oğuz'un uzaktan vuruşu Hayrettin. Sektiriyor topu. Gol pozisyonu ve topu ağlara gidiyor gol. Hayrettin'den büyük bir hata ve golü atan oyuncu Bülent. Bülent kendinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Fenerbahçe Galatasaray karşısında 2-1 öne geçiyor. Tabii güzel bir vuruş ama yani kalecinin bunu elinden kaçırmaması lazım. Bu da bir yerde Fenerbahçe'nin çok adamlı hücum yapmasının neticesi bir goldür. Bu Bülent bunu takip etti çünkü oralarda pozisyon bekliyordu. Ki eskiden bunları yapamıyordu Fenerbahçe. Bir adamla gelebiliyordu ancak oraya ve bu golü attı. Biraz tabii kalecinin de hediyesi. O ilk golün verdiği bir demoralizasyon. Ama söyleyecek de bir şey yok. Tabii burada bir hata da oradaki olan Bülent'in. Topu korner ayağının ucunda dürtebilirdi. Arkadan gelen Bülent'i görmedi ve golü attırdı. Sedat ve Galatasaray hata. Mafeza. Tugay. Ceza sahası içine gelen top. Saffet gol pozisyonunda. Saffet kaleciyle karşı karşıya. Engin kurtarıyor bu topu. Saffet bir anda Engin'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Engin başarılı. Fener defansına atılan havadan aşırtma her top gol pozisyonu oluyor. Saffet çok güzel aldı topu fakat Engin de muhteşem çıktı. Bütün zaviyelerini kapattı. Şimdi burada Tayfur'un yaptığı büyük hata. Neden büyük hata? Pozisyon hatası yapıyor. Yani böyle bir gol pozisyonu doğamaz. Mükemmel bir kurtarış daha Engin. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Kafa vuruşunu yapan oyuncu Suat ve top ağlara gidiyor. Galatasaray beraberliği yakalıyor Fenerbahçe karşısında. Yan toplarda Fenerbahçe defansı maçın başından beri aksıyordu. Yine gelen bir yan top, kornerden gelen top. Suat vurdu kafayı ve beraberlik golünü kazandırdı. Karşılaşmada 71. dakika ve şimdi durum 2-2. Evet, golü tekrar izliyoruz. Ön direkte Suat çok iyi yükseldi. Vurdu kafayı ve Engin bu topa hiçbir şey yapamadı. Görüntüde Suat. Karşılaşmada tekrar eşitlik var oyunda. Kemalettin. Uzun bir top Kemalettin'den. Sedat kafayla karşıladı. Şimdi Saffet. Kemalettin kademede. Arif. Arif'in uzaktan vuruşu Engin ve top ağlara gidiyor. Arif'in uzaktan vuruşu top Engin'in eline çarpıyor ve ağlara gidiyor. Galatasaray 3-2 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Karşılaşmada 75. dakika Arif'in golü. Galatasaray 3, Fenerbahçe 2.
Karşılaşmanın başından beri birçok pozisyonda başarılı olan Engin, bu pozisyonda da topa uzandı fakat eline çarpan top ağlarla kucaklaştı. Golü tekrar izliyoruz. Arif çok sert ve çok güzel vuruyor. Engin'in eline çarpan top ağlarda. Golü çeşitli açılardan izliyoruz. Tabii oyunun gidişatında Saffet olsun, Hakan olsun, bu topların hepsini alabiliyorlar Fenerbahçe defansında. En tehlikelisi de bu. Nitekim ki indirdikleri toplar da gol oldu. Kaçırdılar ve Arif de güzel vurdu. Engin'in de yapacağı bir şey yoktu. Topa vurdu ama daha sert top, gol oldu. Evet, karşılıklı goller atılan bir Galatasaray, bir Fenerbahçe öne geçiyor ve çok zevkli, heyecanlı bir maç izliyoruz. Şimdi tekrar Fenerbahçe atakta. Oğuz, Nisan, Mecnun. Mecnun Suat'tan sıyrılmak istiyor. Mecnun Kuzmanovski'den sıyrılmak istiyor fakat Kuzmanovski'nin yaptığı hareket faul. Evet, bir sarı kart daha çıkıyor. Kuzmanovski sarı kart görüyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Sarı kartı gören oyuncu Kuzmanovski ekranlarda. Nisan topun üzerinden atladı. Oğuz, ceza sahasına gelen top. Nisan tekrar dolduruyor topu. Mecnun göğsüyle kontrol etti. İlk kere vuruşu ve topağlarda. Topağlarda gol. Çok enteresan ve güzel de bir maç oluyor. Yani bu kadar hatalı defans oyuncuları. Bu milli takımımızda da böyle. Yediğimiz goller hep defans hatalarında. Ve ilk yarı da çok güzel buldu. Belki de maçın şu ana kadar yaptığı tek müsbet hareket. İlker'den çok sert bir vuruş top ağlara gidiyor. Golü tekrar izliyoruz. Mecnun göğsüyle indirdi. İlker vurdu. Hayrettin bu topa bir şey yapamadı ve durum şimdi 3-3. Gerçekten çok zevkli, çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Karşılıklı atılan goller. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe öne geçiyor ve şimdi durum tekrar berabere. Aykut ceza sahası içinde. Mecnun. Öne geçiyor. Aykut bir anda girdi ceza sahası içine. Mecnun'a çıkardı topu. Mecnun'un vuruşuna Fenerbahçe'nin 4. golü geldi. Karşılaşmada son 6 dakika, 84. dakika, gol Mecnun, Fenerbahçe 4, Galatasaray 3. O pozisyonda Aykut da bir sakatlık geçiriyor ceza sahasının içinde. Golü tekrar izliyoruz. Aykut ceza sahasında çok güzel gördü Mecnun'u. Boş kaleye Mecnun'un yaptığı vuruş, Fenerbahçe 4, Galatasaray 3. Çeşitli açılardan tekrar izliyoruz golü. Şimdi tabii Aykut'un, gol Aykut'un. Sıyrıldı ve Alatya'ya bir top verdi. Mecnun da bunu kaleye attı. İşte Aykut böyle pozisyonlarda iki kere böyle bir pozisyon oldu. Birini de göremedi birinci devre. Adam gelemedi. Fakat burada gole attırdı. Aykut kalitesinde gibi bir pozisyonu yapacağı işte. Fenerbahçe'de bu tip oyuncular var. Serdar Çakır Ozi'ye uyardı. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Yeniden bir orta. Ceza sahası içine gelen top, kafa vuruşu ve tekrar korner. Ceza sahası içi oldukça kalabalık. Tugay köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına gelen top kafalardan sekti. Ceza sahasının dışında Hamza şimdi. Hamza'nın vuruşu ve bir köşe vuruşu daha. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray'ın baskısı var. Vuruşu yapan oyuncu Hamza görüntüye geldi. Tugay bir kanattan öbür kanada koştu ve köşe vuruşunu kullanacak Tugay. Pozisyonu tekrar izliyoruz. İlker uzaklaştırıyor kafayla. Hamza'nın vuruşu. Kemalettin'in kafasına çarpan top korner. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına gelen top. Sedat vuruyor kafayı ve out. Evet, İstanbul Fenerbahçe sanındaki mücadelede 4-3 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Oziyek de çok heyecanlı. Sağ kenarına kadar geldi Alman teknik adam. Engin şimdi kullandı kaleci vuruşunu. Sedat topu kontrol etti. Ve Serdar Çakır'ın çalan düdüğü, karşılaşmayı Fenerbahçe 4-3 kazanıyor. Evet Sayın Bartu, karşılaşma için neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben her iki takımı da çok beğendim. Evet Aykut. Evet Aykut. Evet. 4-3'lük bir skor. Süper evet. Bir mücadele, süper bir skor. Gerçekten. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe maçına layık bir maç oynadık. Fenerbahçe Galatasaray maçları her zaman çok zorlu, çok çekişmeli geçiyor. İyi futbolda olsa, kötü futbolda olsa hep heyecan fırtınası içinde geçiyor.
Bu maçı 4-3 kazandık. Sezonun ilk derbisini galibiyetle bitirdik. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten çok çok mutluyuz. Başka söylenecek herhalde fazla bir şey yok. Tebrikler diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tebrikler. Für den Pressecup, okay, es ist noch alles möglich. Wenn wir gegen Beşiktaş gewinnen, dann können wir ihn auch gewinnen. Aber es ist schon sehr bitter, wenn man so ein Spiel verliert. Wir danken uns sehr. Bitte. Evet, TSD Kupası'nda daha henüz her şey bitmedi diyor Sayın Zaftik. Beşiktaş'a karşı galip geleceğiz. Ama tabii ki çok üzücü bugün burada Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiş olmamız. Görüşünde Sayın Zaftik. Evet, yeniden birlikte olacağız sayın seyirciler.